Birbirimize yapalım mı? Yapalım. Şimdi bu kan şekeri bizi çok etkiliyor. Bazen sinirli olmamız, bazen gereksiz yere kızmamız, kalp kırmamız. Ya ben niye bugün kalp kırdım, niye öyle dedim ki diyoruz. Hı-hı. Halbuki kan şekerimizdeki değişiklik farkında olmadan bizi değiştiriyor. Kan şekerini dengeleyecek bir kürünüz var sizin. Onu yapalım mı? Onunla yapalım, başlayalım mı? Tamam. Peki. Fakat burada bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Tabii. Bu kürü daha önce de anlatmıştık. Keçi boynuzu tozu ve sütümüz var. Diyabet hastalarının bir kısmında süte karşı intolerans, yani laktoza karşı tahammülsüzlük vardır. Bu şekilde tahammülsüzlüğü olan hastalar sütü kullanmamalı bu kürü kullanırken. Ha, süt yerine onlar bir alternatif var mı? Onlar yapabilirler. Şu şekilde suyla yapabilirler. Ha, istiyorsanız suyla da yapabilirsiniz. Evet. Çok peki, basit bir kür. Keçi boynuzunun özelliği ne? Keçi boynuzunun özelliği şu, bir kere sizin şeker dengenizi sağlayacak iki tatlı isteğiniz yok edecek. Ha, bu harika bir şey işte. Tatlı isteğiniz yok edecek. Tatlıya çok düşkün olanlar için bir tatlı kaşığımız var mı? Şurada var. Olmaz mı? Evet. Bundan aldık. Sütünüzü belli bir miktar ılıştırın lütfen. Çok soğuk olmasın. Sütünüzün içine yaklaşık bir, şöyle iki ufak kaşık keçi boynuzunu katıp karıştıracağız. Son derece lezzetlidir. Deneyeceğim. Ama şimdi soğuk olduğu için çok iyi erimiyor. Biraz bunu sıcak bir tık olmasında sıcak. Yani fayda bir kısmını var. Sıcakta yapıp sonra soğuk ilave edebilirsiniz. Ayrıca evet, yaz geliyor artık. En güzel içeceklerden birisi bu. Çocuklara yapılabilir mi? Tabii ki. Çocuğunuza kakao yapacağınıza keçi boynuzu tozuyla yapın. Keçi boynuzu bunu tozuyla yapın. Çok daha sağlıklı, faydalı, çünkü keçi boynuzu tıbbi bitkidir. Sütle ilgili bir sıkıntınız varsa da suyla yapın. Evet, suyla yapabilirsiniz. Bak şimdi rengi değişmeye başladı yavaş yavaş. Hı-hı. Bu biraz tıpkı açılır. Kakao gibi olacak ama kakaodan tadı çok kakao daha sağlıklı, mi? Lezzetli. Tadı bence daha güzel. Tadı şimdi bence daha güzel çünkü kakao işlenmiş gıda. İçinde şeker var. Ha. Bunun tadı şekerli mi? Bunun tadı lezzetli olacak. Bir lezzetli, tadına bakın şekerli bakalım değil. Şimdi. Peki. Bir tadına bakın. Banu Hanımcığım merhaba. Tatlı.